Sevgili kardeşlerim, rüyada ağız görmek işlerin başlangıcına ve sonuna, ağızdan böyle bir söz çıktığını, bir şeyler söylediğini görmek, iyilik ve kötülükten sarf edilen söze, ağza giren bir şey, bir şeyler yediğini görmek kişinin rızkına işarettir. Ağzın kapanması ya da kilitlenmesi hidayetten sonra dalalete, sapkınlığa, Allah muhafaza, işarettir. Ağzın yok olması, rüyada kendini böyle ağzının olmadığını görmesi kardeşlerim öleceğine işarettir. Hastanın ağzının büyük ve güzel görünmesi rüyada, o da sağlık ve afiyete işarettir. Ağız bazen hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına bir işarettir. Ağız kenarını görmek bir şeyden kaçmaya, bir şeyden kurtulmaya tabir edilir. Ağzının koktuğunu görmek kötü söz söyleyeceğine işarettir kişinin. Birinin ağzının koktuğunu başka birisinin görmek çirkin ve yaramaz sözler söylemeye ve yani genelde ağız kokusu hocam genel tabiriyle bakacak olursak sıkıntıya, cefaya işarettir. Ağzını kapalı olduğunu görmek böyle ağzı bozuk olan bir kimse demektir. Ağzından kötü sözler, kırıcı sözler, böyle küfürler falan çıkan kimseye işaret eder. Ağız kenarı görmek karşılaşabileceğimiz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir. Ağzın kapalı olduğunu görmek ağzı bozuk bir kimse demektir dedik. Ağzın böyle kenarlarını, yanlarını görmek o da karşılaşacağımız tehlikelerden efendim kaçmak suretiyle kurtulacağımıza işarettir. Bu şekilde bir tabir kaynaklarımızda yer alır. Kardeşlerim böyle biçimli ve güzel ağız iyi habere yorulur. İyi bir haber geleceğine işarettir. Böyle çirkin bir ağız ise tatsız ve sıkıntı veren haberle tabir olunur. O şekilde delalet eder. Rüyada ağız görmek her işin başlangıcı ve anahtarı, geçimin ana yolu, kuvvetinin kaynağı diye yorumlanır. Rüyada ağzına böyle ilaçlı bir şey koyduğunu görmek dinde iyi yolda olduğunun işaretidir. Ağzına yiyecek bir şey konulması ya da kişinin kendi ağzına bir şey koyması o da iyi yolda olduğuna işarettir. Böyle insanın midesini bulandıracak tiksindirici bir şey yediğini görmek, şimdi örnek vermeyeyim, tiksindirici bir şey yediğini görmek kedere, tatlı bir şeyi, güzel bir şeyi ağzına koyduğunu görmek o da güzel rızıklara inşallah kavuşacağına işarettir. Ağzına böyle acı bir biber gibi böyle acı bir şey, acı lezzetli, acı tadında bir şey aldığını görmek o da Allah muhafaza etsin haram mal ile yorumlanır hocam. Yani bir haram mal olduğu veya haram bir mal ele geçeceği ya da kazancında haram olacağı ki buradan bir ikaz, bir ihtar manasını çıkarabiliriz kardeşlerim. İbn-i Şirin'e göre ağzının üzerinde bir bağ olup ağzı kapalı olduğunu görmek beş şekilde tabir edilir. Bu tabirler ağzının kapalı olup bir bağla böyle kapalı olduğunu görmek ölüm, şiddetli hastalık, efendim dilsizlik, sessizlik ve kabus diye 5 maddeyle tabir ediyor İbn-i Şirin. Sevgili kardeşlerim, rüyasında ağzının Allah muhafaza eğri olduğunu, o ağzını düzeltmek ve yerine getirmek için çalıştığı halde bir türlü başaramadığını görmek hiç iyi değildir kardeşlerim. Bu rüya hayra yorulmaz. Maalesef şerli bir rüyadır. Menfi bir rüyadır. Ağzını
büyümüş görmek ama mesela çok iyidir. Rüyasında ağzını büyümüş görmek güzel manaları vardır, güzel tabir edilir. Ağzını küçük görmek aksine rızkının ve maişetinin, geçiminin, kazancının kardeşlerim darlığına işarettir. Ağzının böyle çok güzel koktuğunu görmek kardeşlerim güzel sözler söyleyeceğine, fena koktuğunu görmek, fena sözler, küfür ve kinci sözler söyleyeceğine işarettir. Ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, musibet ve zarara, ağzından bir şeyler çıktığını görmek, eğer çıkan şey iyi ise sevgili kardeşlerim, iyi söze, eğer fena bir şey ise küfre, böyle sövüp saymaya, ağzı bozuk kişiye işarettir. Ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek. Eğer mühürleyeni bilmiyorsa, tam göremedi, seçemedi veya bilmiyor mühürleyeni, bu diyor rüya sahibi için boş boğazlık kabiliğinden, yani ehemmiyeti olmayan boş sözler söylemesine, eğer kimin mühür vurduğunu biliyorsa o adamla alakalı böyle ileri geri konuştuğuna, onunla ilgili lakırdı söylememesine, aksi takdirde ondan bir fenalık göreceğine delalet eder. Yani rüyanızda birisi sizin ağzınızı mühürlüyorsa o kimseyle ilgili bir şey konuşmayın. Kimseye bir şey demeyin. Hakkında bir yorum yapmayın. Ondan size bir fenalık sirayet edebilir kardeşlerim. Ondan bir sıkıntı görebilirsiniz. Size zarar verebilir sevgili kardeşlerim. Yine ağızla alakalı mübarek Cafer-i Sadık'ın tabiri var. O da çok güzel ve kaynaklarda tabirlere baktığımızda hemen hemen birçok kaynakta İmam Cafer'in yorumunu görüyoruz. O da diyor ki rüyada ağız görmek 7 şekilde yorumlanır diyor. Yola işarettir. Yol demektir diyor ağız görmek. Ev demektir. Bilgi demektir. İşinde kolaylık demektir. Çarşı demektir. Kapıcı demektir. Kapıcı yani iş gören, size yardım eden, efendim ufak tefek işlerde böyle yükünüzü alan, hani kapıcıyı bakkala gönderirsin, çöpü atar değil mi? Gazeteni getirir, ekmeğini getirir. Efendim çöpleri kapının önüne koyarsın, o alır götürür atar falan. Hani bu anlamda böyle ufak tefek işinizi, yoğunluğunuzu, iş yükünüzü üzerinizden alan biri. Bu bir çalışan olur, iş yerinde bir yardımcı olur. Level olarak, hani kıdem olarak sizden bir altta olur. Size yardım edecek olan, siz onun üstüsünüzdür falan gibi böyle işaretler vardır. Devlet büyüğü manası vardır bir de. Böyle makam mevki sahibi insanlar onlara işarettir. Belki onlardan gelecek bir fayda, onlarla muhatap olmak falan gibi manaları buradan çıkarabiliriz. Bu Cafer-i Sadık'ın yorumu sevgili kardeşler. Ağzında bir gem olduğunu görmek oruçla yorumlanır. Bu tabir oruçla yorumlanmak ne demek? Bu tabir rüya sahibinin dindar olmasına işarettir kardeşlerim. Ama eğer kötü bir kişi ise bu kişi normal hayatında, bu bir ihtardır o zaman. Dikkat et demektir kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız bize yazın. İnşallah yorum kısmına ekleyin. Onların tabirlerine ve yorumlarına da bakalım inşallah sevgili kardeşlerim. Allah'ım gördüğünüz rüyaları hayırlara çıkarsın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.